Sevgili YouTube izleyicileri hepinize merhaba. Bu hafta kanalımızda etkin toplantı yönetimini konuşacağız. Bu videoyu izlediğinize göre muhtemelen Türkiye'de toplantı yönetimiyle ilgili şikayetlerin neler olduğunu benden daha iyi biliyorsunuz. Hatta siz de onlardan birisiniz değil mi? Herkes şunları söyler. Türkiye'de toplantılar etkin bir şekilde yapılamıyor, verimli çıktıları olmuyor, zamana uyulamıyor. Amaçsız toplantılar yapılıyor, üst üste şirketlerde toplantı silsilesi devam ediyor. Yani 23 senedir iş hayatındayım. Açıkçası 2000'lerin başında ne duyuyorsam şu anda da aynı şeyleri duyuyorum. Burada tabii ki iş hayatındaki ben, ne bileyim evdeki ben diye bir ayrıma inanmıyorum biliyorsunuz. Kendi hayatımızda da kendimiz adına yönetsel bir takım sıkıntılarımız vardır. Kendimizi yönetemiyoruzdur, planlı biri değilizdir filan. Dolayısıyla bizde ne varsa iş yerine de onu getiriyoruzdur. Buradaki, yani bu videoda şunları çok söylemek istemiyorum. Herkes çok iyi biliyor. Yani zaman iyi kullanılmalıdır. Bir toplantının konusu, amacı, hedefi olmalıdır. Değil mi? Eğer bazı görevler atanacaksa o görevlerin sahipleri belirlenmelidir. Son tarihler, deadline'lar belirlenmelidir. Sorumlulukların kimin üzerinde olduğu belirgin olmalıdır. Eğer toplantı gerekmiyorsa toplantı yapılmamalıdır. Yani mesela çok basit bir şey ama toplantı gerekmeyen konularda toplantı yapıldığını görüyorum hali hazırda. Yani keza şimdi çevirim içinde toplantı yapılıyor. İşte kalabalık toplantılar, bazıları 3-5 kişilik daha böyle departmanların temsilcisi olduğu konulara göre değişiyor filan. Bu sefer işte kameralar açılmıyor. Yani etkileşim olmuyor, temas olmuyor. İnsanlar bedenini getiriyor sadece oraya. Aslında bedeni de orada değil de. Hani zihin bulanık her yerlerde. Koştur koştur ne oldu? Nefes nefese kalmışsın. Ya sorma Selmin, bir toplantıdan çıktım. Seninle görüşeceğim, ondan sonra bir toplantıya daha gideceğim. Yani biz bu kadar akıllı varlıklar değiliz. Gerçekten. Bu kadar akıllı falan değiliz, bunu yapamayız, beceremeyiz yani. Bu kadar çok şeye bedenimizi oradan oraya savuraraktan bir sonuç elde edemeyiz gerçekten. O yüzden nacizane deneyimden bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Herkesin zannettiğinin aksine toplantıyı yöneten, toplantı başkanı, toplantı sahibi ya da moderatör diyelim, onun sorumluluklarının yanında katılımcıların da sorumlulukları vardır. En çok atlanılan yerlerden bir tanesi budur. Eğer bir toplantıda katılımcıysanız 6 tane şey söyleyeceğim. 1. Lütfen dikkat dağıtıcılardan uzak durun. Bu bir telefon olabilir, bu ne bileyim eğer uzaktan çalışıyorsanız evle ilgili bir şey olabilir. Orada olabileceksiniz, toplantıya katılın diyeceğim. İkincisi, beklentide netleşin dedim. Yani beklentide netleşin, toplantı sahibi ne bekliyor? Bunda netleşin. Başında eğer sizde bir soru işareti varsa bu soru işaretinizi giderin. 3. Uzun uzun konuşmayın. Bir toplantı elbette biraz böyle havayı ısıtmak için işle ilgili bir toplantıysa ya da ne bileyim bir eğitimse warm up yapılır, ice breaking, yani buz kırma. Merhaba, nasılsınız? Nasıl geçti bayram tatili? Filan. Bu yapılır. Ama 50 dakikalık toplantının 20 dakikası sohbete ayrılıyorsa tabii ki o toplantı işlevsiz ve verimsiz olur yani. O yüzden buradaki süre de önemli. İnsanlar kendi görüşlerini açıklarken de uzun uzun konuşma eğilimindeler Türkiye'de. Bunu gerçekten gözlemden söylüyorum. Uzun konuştuğunuzda daha entelektüel sayılmazsınız, öyle zannedilmezsiniz. Bunun altını çizmek istiyorum. 4. Anlamadığınız şeylerde, noktalarda mış gibi yapmayın. Lütfen soru sorun. Katılımcı olarak bunu sizden başkası yapamaz. O yüzden nasıl olsa diğeri anlamıştır. Nasıl olsa onlar anladı. Burada bana bir şey yok deyip geçip gidenler olabiliyor. Bir başka nokta, 5 dedim. Kendi görüşlerinizi, fikirlerinizi sebep-sonuç ilişkisine dayanarak anlatın.
Yani bir analitik tarafınızı oraya yansıtın, bir uzmanlığınız nedeniyle siz o toplantıya davet edilmişsiniz demektir, değil mi? Uzmanlığınızı alana getirin. Altı, bu toplantı sonrası için bazı sözler vermişsiniz, bazı aksiyonlarınız olacaksa lütfen verdiğiniz sözleri son tarihine uyacak şekilde tutun. Toplantı sahibiysiniz, toplantı başkanıysanız yine 6 tane tavsiyem olacak size. Birincisi, açılışta konuyu ve amacı tekrar netleştirin. Mümkünse zaten hani toplantı davetini gönderirken bunu yazın maile. Şu amaçla, şu maksatla bir araya geliyoruz. Eğer bir beklentiniz varsa, ne bileyim işte 3 aylık verileri almak gibi, karşılaştırma raporlarını, pazar analizlerini çıkarmak gibi, lütfen bunları hazırlamaları gerektiğini önden söyleyin ama açılışta konuyu ve amacı belirtin dedim. İki, bilgi ve görüşlerde hizalanmak için ara ara çerçeveleme yapın. Bu mesela önemli bir gelişim alanı. Yani moderatörsünüz, başkan sizsiniz. Herkes bir yandan konuşuyor. Bakmışsınız yarım saat geçmiş. Hani körler sağırlar, birbirine ağırlar gibi toplantı gidiyor. Böyle akışını bırakmışsınız. Burada o moderasyonu yapabilmeniz için bir özetleme yapmanız önemli. 3. İnsanların dedim, sözünü kesmekten imtina etmeyin. Yani orada cesur olun biraz. Tabii ki nezaketle. Son 15 dakikamız kaldı. Tek cümleyle özetini alabilir miyim? Ya da yavaş yavaş toplantının sonuna geliyoruz. Son cümlelerinizi alabilir miyim? Gibi nazikçe lütfen sözlerini kesin ve toparlayıcı olun dedim. 4. Toplantının amacının gerçekleştiğinden emin olun. Bunun için böyle paratoner gibi olmanız lazım. Moderasyonu yapan kişi olarak. Bir dakika, ne amaçlamıştık? Onlar söylendi, bu belirlendi. Bir dakika, 10 dakika var, bu yetişmeyecek. Yani yetişmeyecekse ikinci toplantıyı set edeceksiniz filan. Onun gibi. Ve başka ne dedim? 5. Bir sonraki adımda ne yapacağınızla ilgili, ne olacağıyla ilgili takipli bir toplantıysa katılımcılarla bu konuda netleşin. Aksiyon sahiplerinin atandığından, konunun havada kalmadığından, ayaklarının yere bastığından emin olun dedim. Ve 6. Son olarak özellikle toplantının amaca uygun, etkin bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan katılımcılarınıza teşekkür edin. Bunu unutmayın. O toplantı onlar sayesinde verimli ve etkin olmuştur. Bazen hep kurumlardan da çok istenir işte toplantı yönetimi, zaman yönetimi falan gibi eğitimler. Ben buradaki serzenişlerin, sıkıntıların daha çok öz yönetimden geçtiğini düşünüyorum. Özümüzü yönetebiliyorsak, kendimizi yönetebiliyorsak o halimizi toplantılara getirir. Daha etkin toplantılar gerçekleşmesini sağlamış oluruz. Toplantımız bitmiştir. Sevgiler.